Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Trabzon'da tedavi gördüğü COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 3 önemli şartı vardır. 73 yaşındaki Baş, ailesinden 8 kişiyle birlikte özel bir hastanede koronavirüs tedavisine alınmıştı. 4 gündür de tedavisi devam ediyordu. İş bulunacak. COVID-19'la mücadele eden Baş, dün solunum desteğine ihtiyaç duydu. Hemen yoğun bakım servisine alındı. Durumu ağırlaşınca Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekonomist, yazar, siyasetçi ve aynı zamanda akademisyendi. İş Aş Haydar Baş sloganıyla da tanınan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kredi verilecek, faizsiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, COVID-19'dan hayatını kaybeden Baş'ın ailesine taziyelerini iletti. Erdoğan, Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Bir kimliği olması lazım. 28 Ocak 1947 Trabzon doğumlu olan Haydar Baş için siyasi parti başkanları da başsağlığı mesajları yayınladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum dedi. Bir başsağlığı mesajı da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, Baş'ın ailesine sabır diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Profesör Doktor Haydar Baş'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Olması gereken. Trabzonsporlu olan Haydar Baş için Trabzonspor Kulübü de başsağlığı mesajları yayınladı.